Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kırmızı Beyaz Dünya programına hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı grubu konuşacağız. Hüseyin, diğer grupta Fuchs'la alakalı konuştuk. Bir de buradan konuşalım. Özel haberle verdik biliyorsun. Federasyonun fesih yaptığını kendi özel haberimizde. Şunu da buradan söyleyelim hızlı bir şekilde. Sezon başından beri yani yapmak istedikleri sistem belki çok mantıklı bir sistemdi ama beceremediler. Sürekli olarak hatalar da çıktı zaten. Yayınlarda hatalar, yayınlayanlarda hatalar, spikerlerde hatalar, gollerde hatalar, her yerde hatalar ve Ben hatalara razıyım Mahmut'um, onu söyleyeyim yani. sonucunda ödenmeyen paralar, futbol kulüplerine ödenmeyen paralar, belli bir noktada yayın yapan insanlara ödenmeyen paralar ve sonucu derken mesela bugün birisi yazdı bana dedi ki biz ne yapacağız dedi. Bilmiyorum yani dedim. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben mesela spikerlerde hata, yayında hata. Yani oluyor, tamam mı? Yani genel anlamda bazı şeyleri ben tolere edebilirim. Mesela hani diyorlardı ki spiker tarafı anlatıyor. La anlatsın, ne yapayım yani? Yani önemli olan maç yayını. Artık onu istiyorum, Sesi anladın kız. mı? Yani biz bir görüntü olsun, Hani... biz görüntü Ya istiyoruz. biz şu maç yayında olsun yani. Hani spiker tarafı, taraflıysa tarafı. Ne yapayım abi? Yapacak bir şey yok yani. Orada en azından bir maç yayını olsun. Yani bence dik için önemli, hocalar için önemli, rakip analizi için önemli, bu lige kıymet veren çalışan insanlar için önemli. Yani yıl 2023 artık bizim yani alt liglerde nereden yayınlanacak maçları Facebook sayfalarından yayın kovalamamız gerekmiyordu. Ama sağ olsun Fuchs yeniden bizi bu sürecin içine soktu. Federasyon tek taraflı olarak pes etti. Tabii burada kulüplerin beklentilerini alamaması, hatta hiç para alamaması bunun başlıca nedeni. Bunu acaba federasyon başkanımız bununla ilgili, federasyon bununla ilgili yeni bir çalışma için girecek mi bilmiyorum. Umarım girerler. Yani alt liglerde bir şekilde bir yayıncı kuruluşun olması gerekiyor. Çok böyle inanılmaz gidip de ben beIsports kalitesi atıyorum, ne bileyim TRT Spor'daki yayınlanan maç kalitesi beklemiyorum ama en azından YouTube formatında takip edebileceğiniz TFF'nin kendine ait bir platformu olabilir yani. Bu çok zor bir şey değil. TFF buna yatırım yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında hayırlısı diyelim. Saatten sonra tabi bu grupta da bazı yerel kanallar, YouTube kanalları gibi kanallar da maç yayını yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum. Zaten Kocaelispor maçında bunu ayrıca Nokta konuştuk. TV'ye teşekkür ederim. Evet. Ya bak mesela hani 1461 Trabzon taraftarı açısından düşünüyorum. Şimdi bugün Nokta TV'nin spikeri Erdem taraflı. Öğüt. Abi ben Taraflı buna tabii razıyım Kocaelispor. ya. Adam Kocaelili sonuçta. Yani sonuçta Nokta Nereden TV geldi? oranın kanalı. Ben buna razıyım. İyi ki böyle yayınlar var. En azından o maçı izledik. Pozisyon penaltı mı değil mi? Onun tartışmasını yapabiliyoruz. Sayılmayan gol var mı yok mu? Onun tartışmasını yapabiliyoruz. Yani ben Heh, takmıyorum bu maç buna. konuşabiliyoruz. Maç Maç konuş. Evet. konuşabiliyoruz. Ya şimdi gece 10'da adam demiş ki biz maçı yayınlamayacağız. Orada Nokta TV, Erdem Övüç, Kocaeli'den Teşekkür basın ederim. emekçisi bilir. Erdem Bey'e de teşekkür ederiz. Adam orada hemen bir atılım yapıyor. İşte bir şekilde girişim yapıyorlar. Kulüple bağlantı kuruyorlar. Federasyona izin alıyorlar. Alıyorlar maçı yayınlıyorlar. Federasyon bu sabah izin veriyor. Veya OneSpor'un maçı. World Türk yayınlıyor. Van. Ya o da geç girdi yayına. Geç girdi ama 12.20'de gelmiş izin. Yok yok. 12.20'de gelmiş Hani izin. ya bize Anladın mı? yazanlar olmuş. Böyle bir sayfa yok işte Bu sahte Fuchs'tan mahde dolayı değil. oldu. Fuchs'un maçı yayınlamamasından dolayı oldu. 12.20'de girdi. Yani 12.20'de gelmiş izin. Yani maçı anlatan arkadaş da orada açıkladı zaten. 12.20'de gelince otomatikmen böyle bir süreç yaşandı yani. Evet. Kocaelispor Erdem Bey'e teşekkür ediyorum ben. Word Türkiye'de çok teşekkür ediyorum. Bunu İkisine de söyleyeyim. teşekkür ederim. Umarız diğer yerel kanallarda böyle atılımlar yapar ve bundan sonra maçları izleme fırsatımız olur. Lütfen tekrardan söylüyorum, bizleri bu yarışmadan mahrum etmeyin. Biz Kesinlikle. izleyerek yorum yapmak istiyoruz. Kocaelispor maçıyla da başlayalım. Kocaelispor biliyorsunuz bir Trabzon Futbol Kulübü ile bir berabere kaldı. Ve Kocaelispor son 4 maçta bir galibiyet alabildi. Onu da deplasmanda geçen hafta Fethiyespor karşısında aldı. O maçta da iyi oyun yoktu. Bugün de keza baktığımız zaman belli noktalarda etkili olan ama belli noktalarda topun kontrolünü rakibe veren Kocaelispor vardı. Hüseyin, maçın hakeminin kötü bir Evet abi. yönetimi vardı. İki taraf açısından da. Mesela Tabii. Tabii. Okan'ın attığı goldü. Golü yanlış hatırlamıyorsam Okan attı. Evet, Beykan'ın Okan'ın atamadığı ortasında. Yani isimleri karıştırabiliriz net, net gol. arkadaşlar. Offside yok. Net gol. Net gol yani ben bu açıdan bizim izlediğimiz açıdan gol.
Ve Tuna Han'ın pozisyonunda da kesinlikle penaltı olduğunu düşünmüyorum. Tuna Han'ın pozisyonunda penaltı değildi. Tuna Han Okan'ı düşürdü herhalde. Ya Tayfun'u Tayfun değil düşürdü. mi? Tayfun'u düşürdü. Tayfun. Tam ya Tayfun ya Okan, ikisinden birisini düşürdü. Kesinlikle penaltı değil. Bunu da buradan söyleyelim. Hüseyin neler söylersin? Kocaelispor'da Fırat Gül'le yol ayrılığını artık bekliyor musun? Yani artık puan farkı bile düştü. Gelecek hafta sonu Kocaelispor bay ve ayın 15'inde Van'a deplasmana gidiyorlar yanlış Evet. bilmiyorsam. Vanlar'da 9'unda biz maç davet var da ediyor bu maça. aynen 15'inde Van'a deplasmana gidiyorlar. Yani artık hani iş kopma noktasında, Abdullah anlatabiliyor muyum? O kadar önemli bir noktaya geldi bence. Büründü. Bunu Ve söyleyebilirim. şunu Çok söylemiştim. önemli. Van'ın fikstürü hepsinden kolay demiştim. Evet. Van'da bir ivmeyle geliyor. Kocaelispor hani maç kazanmayı geç, İyi bir oyun ortaya da koymuyor dediğin gibi. Bugün de maçta aslında 1461 Trabzon işe iyi başlayan taraftaydı. Tabii penaltı olduğu burada Kocaeli'nin de o atağında mesela hani golü verilmedi ayrı bir konu. Ama Kocaelispor o oyunsal konuda bir şeyler koyamıyor ortaya. Ki ikinci yarıda mesela 1461'de yine çok tehlikeli atakları vardı. Hatta bir tanesi orada da bir tane onu da söyleyelim. Hakemin net kestiği bir atak vardı. Offside. Deniz Taşkan'a atılan offside'la alakası yok. Offside'la alakası yok. Offside Offside diye değil. çekildi. Offside Evet, değil. ofsayt değildi ve hani oyuncu artık şeydi yani birebir modundaydı. Yani kaleci de birebir kalıyordu. Net bir pozisyonda. Hakem biliyorsun bugün çok kötüydü ama Kocaelispor'da oyuncu anlamında çok geriledi. Yani gerçekten son 2-3 maçta resmen şampiyonluğu elleriyle Buca maçını demiyorum bak gerçekten. Buca Yunus maçını Dursun. demiyorum. Son Maçın hakemi. süreçte son süreçte Kocaelispor şampiyonluğa Vanspor'u ortak etti diyebiliriz. Fırat Gül'le de yol ayırdı. Artık olabilir diye bekliyorum. Bazen böyle net kararlar almak lazım. Geçen sene hatırlarsan Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç bu konuda net bir karar almıştı. Ercüment Çoşkun dediği 32. haftada yollamıştı. Tuncay Şanlı'yı getirmişti ve şampiyonluğu devam ettirmişti. Bazen bu tarz kararlar takıma iyi gelebilir. Ben Fırat Hoca ile ilgili de camianın zaten hani heyecanı kayıptı ama oyuncuların da yavaş yavaş Fırat Hoca'ya karşı heyecanını kaybettiğini düşünüyorum Abdullah. 1400 Trabzon galip de gelebilirdi onlar da. Onlar için de önemli bir sonuç. Onlar bu maça galibiyet almak gözüyle gittiler. Galibiyet alsak acaba şampiyonluk olur mu diye. Ama iyi bir oyun ortaya koydular. Enes'in çok iyi bir golü vardı. Mükemmel bir gol attı bence Enes. Enes kardeşimizi tebrik ediyorum ben. Enes Yine sezon başı, orada bir parantez açayım Hüseyin. tabii Sen açık buyur. gelmişken Enes sezon başı Kırklareli Spor'daydı biliyorsun. Baktığımız zaman profiline de gol ve asisti yok Enes'in. Şimdi Evet. buradan tekrardan teyit etmiş olalım. Hemen kadroya gireyim. Evet, 12 maç sadece ilk 11 sayısında 2. Geçtiğimiz sezon 15 maçın 5'inde ilk 11 oynamış Kırklareli Spor'da 2. Yani Enes'in 1461 Trabzon Futbol Kulübü'ne gelene kadar kariyerinde böyle çok toplam golü profesyonel olarak toplam gol sayısı 5. Ve Evet. Ulaş Hoca istiyor. Yani bu da tabii şimdi Celil Başkan da soruyor. Emin misin hocam? Hocam eminim ben diyor. Başkanım eminim ben. Ben bu oyuncu istiyorum diyor. 9 maç 3 gol. Evet, Ben diyor maşallah. ondan nasıl faydalanacağımı biliyorum. Benim istediklerimi yapabilecek bir oyuncu diyor. Ve Enes'in transferi bu şekilde gerçekleşiyor. Ve Tebrik sonucunda ederiz. da Zaten Ulaş Hoca bunları hep yapıyor Abdullah ya. Ulaş Hoca gerçekten çok başarılı bir teknik adam. evet. Ben çok beğeniyorum hocayı. Ve bugün de maçta bir geriler. Fırat Hoca ile birbirlerine girdiler. Maç 2-3 dakika durdu. Maçın ilk yarısı 25. dakika falan Evet, da. orada bir durdu. Sonra birbirine girdiler ama ben orada Fırat Hoca'nın hani ne işin var senin orada? Ben de olayı anlamadım ama hani Ulaş Hoca çünkü bu tarz diyaloglara giren bir teknik adam da değil. Yıllardır takip Ama ediyoruz birlikleri. Geldikten beri takip ediyoruz. Kocaeli yani çok geldi Hüseyin. Hani Hayır, bak. Fırat Hoca da bu tarz diyaloglara çok giren bir Girmez yani ama mesela. çizgi. Şimdi bak. Orta çizgi var. Orta çizginin de bu tarafına geldi artık. Orta çizginin de bu tarafına geldi. Yani gerek yok. İşte maç içinde bir demek ki bazen şey tansiyon yükselebiliyor, nabız artıyor vesaire. Olabilir, Bugün yapacak bir şey Beykan'ın yok çok zaten. istekli oyunu vardı Hüseyin. Bunu söyleyebilirim. Beykan açıklama yapmıştı yani. Ben maç önü programında da Ahmet Teçekli'yle maç önü programında söyledim burada. Beykan dedi ki yani 1400 ile benim görmem gereken bir hesabım var dedi. İlk yarıdaki o 3-0'lık mağlubiyeti ben kabul edemiyorum dedi Beykan. Evet doğru Net bir söyledi şekilde. bunu. Söyledi. Çok Onun üstüne istekliydi bir de bugün. evet istekliydi. Beykan zaten iyi futbolcu. Ayrı bir konu da. O da dün dün yine Sakaryasporlarla Twitter'dan ya işte bu futbolcuların sosyal medyadan böyle taraftarlarla birbirlerine girmelerine şey oluyorum ya. Beykan da dün yine Future birbirine Play. girmiş. Beykancığım.
Çökmeye gelebilirsin. Onun dışında başka da diyeceğim bir şey yok. İki takıma da başarılar dilerim ama Kocaeli Spor artık tabii daha diken üstünde. Windows Haşrı Playoff'un içinde daha mutlu. Zaten başarılılar. Kendilerini başarılı adlıyorlar. Ama Kocaeli Spor bu kadar puan avantajını yakalamışken, şampi dedirtmişken kendine, şimdi birden şampiyonluğu verirse bunun yıkımı çok büyük olur. Yani burada Engin Başkan'ın bence bir reaksiyon almasının zamanı geldi. Fırat Hoca'nın ne kadar zamanda arkasında durduysak, artık bir puan öne geçtikten sonra, belli puan öne geçmişse, buradan liderliği ortak olduruyorsan Abdullah, bence bazen yol ayrılığı camialara iyi gelir. Bazen net kararlar almak lazım. Bu zamana Sert kadar bunu kararlar almak lazım. söylememiştim. Ben Biliyorsun, ben hiç söylemedim. 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 Yol Aynen. ayrılığı ama artık bence bir yol ayrılığı gerekiyor. Windows Evet. Trabzon'un 3 tane maçı var. Kırşehir, Seriksarıyer. İkisi iç sahada. Burada 3'te 3 yaptığı takdirde işleri de Windows Trabzon'da değiştirebilir. Evet. Değiştirebilir. Yani her şey değişebilir. Devam edelim Hüseyin. Van Spor. Metin Evet. Esput Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Ya ne söylenebilir bilmiyorum Hüseyin. Ciddi söylüyorum. Kaç oldu? 1, 2, 16 maç, 3, 14, 16 maç, 4. 14 galibiyet, 2 beraberlik olması lazım. 7 maçlar üst üste kazanıyorlar. Tabi bunlardan birisi Diyarbakır. Evet. Bunlardan Yani birisi 16 Diyarbakır. maç, 14 galibiyet, 2 beraberlik diyebiliyorum ben. Sadece onu Ya söyleyeyim. Yani Kastamonu'yla haklısın. oynayacaklar. En son gol yediklerinde tarihler 11 Abdullah. aralığı gösteriyor. En son Abdullah gol bana yedikler. gelir ama ya. Ne bileyim ha, insanın şu Banko Celi maçına gidesi geliyor biliyor musun? Yani şimdi biz davet etmişler ama çok maliyet Hüseyin. Çok maliyet. Yani ciddi maliyet. Van Spor Başkanımıza ulaşalım burada ya, bir şekilde ulaşalım. Rica ederim, hem güzel bir çalışma Feyyaz olsun futbol Başkan. için, Feyyaz Kıyak. alt ligler için. Feyyaz Kıyak bu Olmadı konuda. yani, alt ligler için güzel bir kıyak yapsın bize Sayın Feyyaz Başkan. Kıyak. Güzel bir kıyak. Bekliyoruz arkadaşlar. Aynen, 15 Nisan. Van Spor Etimesgut maçı. Etimesgut aslında Van Spor için yine zor olacak bir maçtı. Tabii Vanlı iş adamlarından çok fazla rağbet varmış bu maça. Onu söyleyeyim. Çok giden olmuş. Van şehri artık kenetlendi. Van şehri artık çok Ankara'da çok fazla güneşleniyor. Vanlı var ama bildiğim Tabii kadarıyla. tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama siyasetten istenileni göremedik burada falan diyordu spiker arkadaş. Van siyasetinden istenileni göremedik falan diyordu. Van şehri kenetlendi. Kocaeli'nin de artık ensesinde inanılmaz bir seriyle geliyorlar. Ümit Hoca'yla, oyuncularıyla ve dediğim gibi Van'ın artık her şey bir kenetlenmeyle, bir birliktelikle, bir takımdaşlıkla gidiyor. Gol de aslında nasıl oldu? Şut çekildi. Kalecinin önüne topu tamamladılar. O şekilde oldu. Van Spor için çok önemli bir galibiyet. Artık puan farkı bir. Artık daha kuvvetli bir Van Spor var. Ama şimdi önümüzdeki hafta sonu Kocaeli Spor işte bay geçiyor. Van Spor'un da maçı var. Van Spor'un buralarda kayıpsız 15 Nisan'a kadar, en azından kayıpsız geçip 15 Kocaeli Spor 3 Nisan'da, puan almış olacak otomatik olarak. evet, 3 puan alacağı için Van Spor'un maçı kimleydi hafta sonu, tam hatırlamıyorum, aklına bakarsın. Van Spor'un da oradan 3 puan alıp en azından 15 Kastamonu'yla. Kastamonu 15 Nisan'a kafadan girmesi lazım. Yani hatırladım Ankara hani. Demir deplasmanına gidecekler sonrasında. Evet. Kocaeli'nin 9'unda kimle maçı vardı? Hemen ona Baydan da sonraki bakayım maçı. Hüseyin. Bakarsan iyi olur. Zonguldak Kömür iç saha. Aynen. Yani 15 Nisan'a kadar Van Spor böyle 1 puan, 2 puan, 3 puan, hani çok Tam bay aşması lazım. haftasında yani Kocaeli'nin acil değişiklik yapması lazım. Van Evet. Yaldır yaldır geliyor. ya Hüseyin Yaldır. çok iyi geliyor. Evet. Van Spor. Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Çukurambar'da bir kahvaltı yaparken bir beyefendiyle karşılaşmıştık. Herhalde mekanın sahibi olması lazım. Vanlı eski Van Spor yöneticisi demişlerdi kendisi için. Ama Evet. hatırlamıyorum Çok ismini. Yani çok çok var. fazla Vanlı var Van orada. Ankara'da Vanspor'un transferi çok görülmüş. Yıllardan beri çoğu transferi aslında Van'ın Ankara'da çözdükleri. İmzalar Ankara'da atılır yani, onu söyleyeyim. Tebrik ederim, başarılar dilerim ben Vanspor'a. Etimesgut deplasmanında kazanması önemli. Etimesgut zaten yorumlamaya artık gerek yok herhalde Abdullah. Bence biraz daha böyle yarış içindeki takımları yorumlasak daha mantıklı olur. Etimesgut'u Etimesgut. geçelim Hüseyin. Onun Yani elemiş eleğini atmış hatta. bazı maçlarda geçeceğim, hızlı geçeceğim burada. Bucaspor 3-0'la geçti Hüseyin. Evet. Kimi geçti? Uşakspor'u geçti. Ondan sonra Uşak geçti. Sporu. Geçecektim. Ben ne dedim? Hani bunu maç önü programında da söyledim. Geçen hafta seninle konuştum. Artık Buca Spor kazansın yani. Buca Spor'un zaten şampiyonluk yarışından kopacak olması büyük bir mucize. Buca Spor burada Van Spor'dan daha kötü bir takım değil. Buca Spor burada Kocaeli ile denk bir takımdır.
Diğer takımların hepsinden iyi bir takımdır. Bursaspor'un kazanması lazımdı. Ama bir şekilde Kırklareli deplasmanında geçen hafta kazanamadılar. Bu uşak galibiyeti bir nebze önemli. Şimdi onlar da seri bir şekilde galibiyet alarak Van Kocaeli maçını aslında onlar da beklediler Abdullah. Hani orada biri takılır da biz en azından bu seri galibiyetlerin arkasına yine liderliğe ortak olabilir miyiz bekleyebilir. Bir bakmışsın son atıyorum 5-6 hafta 5-6 maç kala böyle yarışa 3-4 takım birden girmiş olabilir yani. 3-4 takımla gidebilir final yarışı. Belli olmaz. Bursaspor için önemli bir galibiyet ama Uşakspor maçı üzerine söyleyeceğim de pek bir şey yok. Biliyorsunuz zaten Uşak'la Balıkesir düşmeme mücadelesi veriyor. Bu Balıkesir'in kazandığı haftada Uşak Burcu'ya kaybetmesi gayet normal bir sonuç ama Balıkesir'in kazandığı sürpriz galibiyet Uşakların moralini bir hayli bozmuştur diye düşünüyorum. Bursaspor belki bek yedekli Hüseyin bugün. Ya rotasyon yapmış olabilir hoca ya. Olabilir. Enes Alıç, Eren Şentürk gibi keza oyuncular oynamadı. Yani Sonuçta şey yani sıkışık bir takım var Abdullah. maça Normal giden yani. arkadaşlarımızdan Buca'da Cuma'nın neden 43. dakikada çıktığını bize yazabilirlerse onu da sevinmiş öğrenmiş oluruz. Evet. Tabii Fuxsport olmayınca biz de arkadaşlar maçların hepsini izleyemiyoruz kusura bakmayın. Yani skor İmkan olsa üzerinden hani gideceğiz. ya Facebook yayını bile yok. Şimdi mesela atıyorum Şanlıurfaspor'un Facebook yayını vardı Abdullah. Yayın böyle değildi, şöyleydi. Anlatabilir miyim? Şöyleydi yayın. Ben şöyle şöyle izledim biraz. Hani yayını. Anladın mı? Şanlıurfaspor'un Facebook'tan yayınlıyordu mesela beyaz grupta. Onu takip edebildim ama Bursaspor'un falan mesela hiç yayını bile yoktu ortada. Öyle olduğu için hani yapacak bir şey yok yani. Hani yayın olmayan konu maçlarda da böyle konuşmak zorunda kalıyoruz açıkçası. İskenderun 10 kişi kaldığı maçta Karacabey deplasmanından puanla döndü. Tabii Ankara Demir'in de bay geçtiği hafta puanla 55 yaptığını düşünecek olursak Karacabey playoff'un 6 puan gerisinde şu an. Yani Karacabey hani 3-4 dakika daha dişini sıksa, 5 dakika daha dişini sıksa belki sıkıntı olmayacak. Yani onlar da en azından playoff hattına ortak olacaklardı. Ama olamadılar yani baktığımızda. Bence bu maçta Karacabey'in kaybettiği şey çok fazla Abdullah. Yani 3 puan alsaydı bir hava yakalayıp kendilerini playoff'un içine atabilirlerdi. Ama hem İskenderun'u orada tuttular hem de kendileri dediğim gibi playoff hattının 6 puan gerisine düştüler. Karacabey için üzücü. Bundan sonraki süreçlerde Karacabey'e bakalım nasıl reaksiyon görecek. İskenderun 87'de Artun atmış golü. Artun'un Evet, artık. golüyle artık bence playoff hattını belli oranda hazırladı diyebiliriz. Yani playoff hattı böyle mesajını verdi bence İskenderun'a. Evet. İskenderun'un ben playoff'un içinde yer alacağını düşünüyorum. Ben Yani de en ben. azından playoff'tan düşecek takımın İskenderun olacağını düşünmüyorum. Playoff'un içinde kesin yer Yani alacak bence. Playoff'tan düşecek pek bir takım gözükmüyor zaten aklımda şuraya Yani bakınca. belki hani Karacabey'in girebilme ihtimaline karşılık söyledim ben bunu. Karacabey'in girebilme ihtimaline karşı da yine yok gibi. Hani böyle nasıl Karacabey kimi geçebilir diye düşünüyorum. Zor gibi geliyor biliyor musun? Ya şöyle Karacabey'in iç sahada Ankara Demir ve dış sahada Kocaeli maçları var. Oraya kadar bakalım neler olacak, ne bitecek. Ondan sonrasında Tabii. görmek Ondan lazım. sonra bakalım. Tabii. Evet. Zonguldak Kömür Hüseyin bugün sahasında Kastamonu'ya mağlup oldu. Biraz hızlı geçeceğim burayı. Zonguldak Kömür Spor, özür dilerim, deplasmanda mağlup oldu. Kastamonu Spor'a 3-1. Evet. Zonguldak Kömür Spor artık 11 puan gerisine düştü ve hedefsiz hale geldi. Kastamonuspor 3-1 ile geçti. 3 Kastamonuspor da artık küme düşmeyle arasındaki durumu bitirdi. Devam ediyorum. Puan durumuna göre Serik Belediyespor Pazarspor'u 3-0 ile geçti. Pazarspor'un işi tabii ki çok çok zor. Yani aslında zor değil. Ya o reaksiyonu veremez Pazarspor. Çok zor yani. 8 puan var Hüseyin şu an arada. Onlar da işte hani o reaksiyonu Ne verebilecek. veremez. Ama 8 puan var arada. Devam ediyorum. Evet. Kırşehir 5-3 haftanın 8 gole sahne olan maçında Aynen çok Fethiyespor'u iyi bence. 5-3 mağlup etti. Ya artık işte Kırşehir. zaten bu tarz maçlarda ben böyle sonuçlar bekliyorum aslında artık. Yani hani çünkü gerçekten bu ligin bir tek heyecanı playoff oynayan takımlarla uzak gibi duruyor. Geriye kalan bu tarz maçlarda hedefsiz kalan takımlar arasında bu tarz çok skorlar olabilir. Yani biraz artık halı saha maçına dönecek gibi duruyor açıkçası. Kırşehir'de, Fethiye'de en azından kafalarını rahatlattılar. Yani özellikle zaten hani Fethiye'nin bu durumda olması değil de Kırşehir gerçekten hani devre arasına girerken belki sıkıntılı girecekler. Yani doğru transferleri yapmasalar belki düşme hattında olacaklardı.
Tabii bu iki takımın düşecek olması da açıkçası onlara bir nebze yaradı. Kırşehir'de, Fethiye'de 5-3 maç, 8 gollü maç. Tabii maçla ilgili bir görüntü yok elimizde. İzleyemedik de yorumlayacağımız da pek bir şey yok aklımda. Yani Hüseyin. Şimdi Nazım abi haber geçmiş Hüseyin. Ben de bakıyorum habere. Neymiş? O da geçmiş oldu. Yani biz söylemiştik ama o da geçmiş oldu. TFF 2. Lig ve 3. Liglerin yayın haklarını alan Fox Sports'un sözleşmesi feshetmesinde sadece TFF değil tüm kulüplere ve şirket yetkililerine de maddi yükümlülüklerinin yerine getirilemediği öğrenildi. Yani biz söylemiştik zaten. Sevgili Nazım abi da linki bana atmış göndermiş. Ona da onu da buradan okumuş olalım. Radyo Spor, Ajans Spor, Nazım Türk nasıl? Devam ediyorum Hüseyin. Evet, Sarıyer. Evet. 4-2 mağlup oldu Balıkesir Spor'u. Balıkesir Spor puanını 20 yaptı. Uşak Spor 21. İşler Aynen kızıştı. öyle. Uşak Spor, Balıkesir Spor. İkisinin de birer tane 3 puanı garanti. Sarıyer burada biraz tabii şey yaptı. Ortalığı karıştırdı yani. Ve 2 hafta sonra Uşak Balıkesir var. Balıkesir Uşak deplasmanına gidecek. Final maçı 6 Evet. puanlık. Ne yani Nasıl? nasıl yorumlayacağımı daha iyi bilmiyorum. İki takım arasında geçecek. Yani şey biliyorum iftara da az kaldı. Evet. Ya İftara. şöyle Sedat Dursun'un sürekli penaltı golleriyle Balıkesir'in bir ileri taşıdığını söyleyebiliriz ama Sarıyer karşısında alınan galibiyet bence çok çok kıymetli. Sarıyer bu sene çok büyük bir hayal kırıklığı ya Abdullah. Sezon başından beri çok büyük bir hayal kırıklığı Çok büyük bence. Hüseyin. Olmaması gereken noktada olduklarına inanıyorum ben Sarıyer'in. Devre Yani arasında para kadro da harcadılar. transferleri de hiç fena transfer değil. Hani çok para harcamadılar bence ama kaliteli futbolcuları transfer ettiler. Ama buna rağmen bence reaksiyon vermeleri gerekiyordu. Sarıyer reaksiyon vermedi sezon başından beri. Devre arası da reaksiyon vermedi. Ama tabii artık yani bir şekilde o ilk 3-4 maçı da kaybedince odaklanamıyorsun. Bir de işte deprem felaketi oldu. Düşecek takım sayısı 2 oldu. Takımlar biraz relaksa bağladı Abdullah yani. Sezonu bitirdi kafadan. Balıkesir Spor'u bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Burada eğer Balıkesir ve Uşak mı kim ligde kalacak? Ligde kalırsa büyük bir yangın. Şunu söyleyeyim çünkü sezon başından itibaren Uşak Spor'da, Balıkesir Spor'da küme düşmeyi iliklerine kadar hak ettiler diye düşünüyorum ben. Peki sevgili Yakup Ateş'in bulup geldiği daha dönmez de 9. golünü attı bugün 2 golü de atarak. Evet, iyi çıkardı. Kendisi öyle söylemişti Maşallah bana ben yapıyor. bulup getirdim demişti. Bal Ligi'nden gelme bir kardeşimiz. Zaten geçen sene Bal Ligi'nde de işler çıkarmış. Aslında sezon başı bir Sivas Belediye mevzusu varmış. Yakup abi de hani oyuncuyu beğeniyormuş Yakup Ateş. Oyuncuyu beğeniyormuş ve oyuncunun da Sarıyer'le bir yetiştirme durumu varmış. Yakup Ateş de bunu değerlendirip Sarıyer'e imza attırmış. Oyuncu da katkı sağladı. Bence önemli bir iş. Sağ kardeşimiz Evet. de Türk futbolunda inşallah iyi yerlere gelir. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi bir scouting. Yakup Ateş'i tebrik edelim Hüseyin. Buradan yaptığı scouting'den dolayı. Evet. Tebrik ederim. Evet genel anlamda bitirdik Hüseyin. Yani kırmızı grup gerçekten playoff ve küme düşmedeki iki takım arasında geçecek. Yani ilk 7 sıra ve Balıkesir ve Uşak Spor'u konuşacağız gibi gözüküyor bundan sonraki süreç. Tabi burada Evet. ekstra oyuncu performansları olursa onları da arada hatırlatma olarak ekleyebiliriz. Teşekkürler. Ya kusura bakmayın Kırşehirliler, Zonguldak Ömürler. Ama bundan sonra hedefsiz kaldınız. Çok ekstrem bir performans olmadığı süre zarfı içinde sizleri yani çok konuşacak gibi durmuyoruz açıkçası. Biraz daha hedefli konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi onları konuşacağımız durum tabii konuşuruz atıyorum. Ne olur İskenderun'la maç yaparlar. İskenderun'a bir reaksiyon gösterir. Maçı izleyebiliriz. Bu da önemli bir ölçü. O zaman daha net konuşuruz ama şu anda hani izleyemediğimiz maçlarla ilgili ve hedefli olmayan bir takımla ilgili de yorum yapmak oldukça zor olacak bizim için. Abdullah Evet. bunu söyleyebiliriz. Herkese iyi günler. Hayırlı Ben de Ramazanlar diliyorum. herkese iyi günler diyorum. Size teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz.